aslında anlamamız gereken şey çok benzer, sanki aynıymış gibi görünen bir tarihten nasıl olup da kız ve erkek diye iki ayrı yaratık elde ediyoruz. Aynı kadına aşık ve bir bazı bakımlarda anatomiye de sonuç olarak birbirine çok benzeyen, henüz erkekle kadın arasındaki ikinci lafın anatomik özelliklerin gelişmemiş olduğu ve anatomik olarak birbirine çok benzeyen bu iki bebekten taban tabana zıtmış gibi görünen ve yani tarihteki en derin insan topluluklarının en derin ayrımı olan kadın erkek farkını nasıl yaratıyoruz? Yani kadın cinselliği sorunu aslında cinsler arasındaki fark nereden ortaya çıkıyor, nasıl imal ediliyor sorusuyla bir arada karşımıza geliyor. Ve 0-2 yaşın önemi burada başlangıçta anatomik olarak benzerliğin ötesinde ve belki psikanaliz açısından daha önemli olan nesne olarak yöneldikleri nesnenin aynı nesne olması yarattığı bir problem var. Anneye aşık olmanın tam nasıl oluyor da kız çocuklar erkeklerin peşinde koşturarak ve ikinci sınıf olarak kendilerini kurarak var oluyorlar. Erkekler babayla identifikasyon kuruyorlar ve işte anneleri gibi bir şeyin peşinden koşmayı, koşacak özne olarak var ediyorlar kendilerini. Ve bir anlamda da medeniyetin sözcüsü, temsilcisi kılıyorlar kendilerini. Problem bu şekilde dile getirilmeye başlıyor ama daha önceki dönemden farkı bu ikisinin paylaştıkları anne aşkının zannedildiğinden çok daha merkezi bir rol oynadığını keşfedilmesi. Yani bu nasıl oluyor? Şu önemli burada aslında. Zaman zaman açıkçası söyledi. Aslında kafalarındaki model dil gelişimi, dil modeli. Gramer yasası gibi bir şey. Gramer de biyolojik bir kurallar bütünü değildir. Tamamen matematiğin kurallar bütünüdür. Çocuğun zihinsel olgunlaşması belli bir yaşa geldiği zaman kültürü nasıl biz grameri üretiyorsak kendi beynimizin işleyişi açısından kültürü de üretiyoruz. Yani orta yani tam dilden hareketle anlarız, okursak gerçekten yerine oturuyor o zaman. Yani nasıl çocuk etrafta duyduğu sınırlı sayıda Türkçe kelimeden hareketle sonsuz sayıda Türkçe kelime üretip cümle üretebilecek Türkçe gramerini keşfediyorsa etrafta duyduğu erkekliğe, kadınlığa dair duyduğu çeşitli küçük örneklerden hareketle ha kadınlar yokmuş, ben erkekliğin aracıymışım denen o büyük kültür gramerini üretmiş oluyor. Tam tersi de olabilir. Yani evet. Son kerede de tıpkı dilin yani masaya masa dediğimizin nasıl bir gerekçesi yoksa erkeğin bu rolü almasında bir gerekçesi yoktur. Ancak sistem kurulduktan sonra gerekçesi. O yüzden arızıydır. Yani kültürün olması arızı bir şeydir. Zorunluluğu yoktur. Kendi dışında bir temel tarafından, biyoloji tarafından gerekçelendirilecek bir zorunluluğu yoktur kültür. Erkeklerin fizik gücü, kas gücü daha fazla olduğu için erkek egemen değiliz. Erkek egemenlik böyle olduğu için var. Anlatabildim mi? Yani masaya masa dediğimiz için. Kadar arızi bir şey.